Sayın seyirciler, kadına şiddet tüm dünyada dansla protesto edildi. Sevgililer gününde 1 milyar kadın kadınlara yönelik şiddeti protesto için dans etti. Bu eyleme ülkemizden de katılım oldu. Buyurun izleyelim efendim. Hayriye! Hayriye! Kalksana kızım, ne oturuyorsun? Kalk da yiyecek bir şeyler hazırla hadi. Ben bugün seninle konuşmuyorum. Vay, demek benimle konuşmuyorsun ha? Evet, çünkü sen çok kabasın ve beni dövüyorsun. Ne var bunda? Kaba olduğum için dövmem de gayet normal. Ama artık yeter Muhittin. Ben birazdan bana uyguladığın şiddeti dans ederek protesto edeceğim. Dans ederek mi? Kafayı mı yedin sen kadın? Evet. Bugün 1 milyar kadın dans ederek kadın şiddetini protesto ediyor. Ben de evden onlara destek vereceğim ya. Vay be Hayriye. Vallahi bak, ben senin bu kadar duyarlı olduğunu bilmezdim. Madem öyle, bu dansı bana lütfeder misin? Gel birlikte protesto edelim bunu ha? Gerçekten mi? Gerçekten ya. Ay çok romantiksin Muhittin. Yani ben de senin bu huyunu hiç bilmezdim. Ayıp ettin. Mesela benim dansta ayak hareketlerim çok meşhurdur. Bak mesela şu hareket. Bacağım. Ne de olsa dans benden sorulur. Bak bir de şöyle bir figür var. Bak bu da Latin tekniği. Yok yani Latin kafası. Tamam yeter Muhittin. Ben dansa doydum. Protestonu da yaptın ya, artık başın göğe ermiştir değil mi? Erdi. Erdi. Yürü git lan, yürü git. Yürü git, yemek hazırla. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan senin neyine dans ederek bizi protesto etmek ha? Biz danstan ne anlarız? Bizi odunla döveceksin ki anca öyle aklımız başımıza gelecek. Allah'ım ya. Sayın seyirciler, diplomaside misafirlikteki gibi çat kapı ziyaret olmaz. Her şey görüşmeden önce ayarlanır. Randevu tarihi de ancak ondan sonra belli olur. Taraflar arasında anlaşma yoksa randevu da verilmez, ziyaret de olmaz. Buyurun izleyelim efendim. Merhaba. Merhaba. Leyla, bak kimler geldi. Ya böyle çat kapı geldik ama. Ne demek efendim, hoş geldiniz. Vallahi rahatsız ettiysek yani. Olur mu hiç ya, olur mu? Hay Allah ya, bak şaşkınlıktan kapıda tuttum ben de sizi. Girin lütfen, girin, buyurun. Ay şekerim, rahatsız etmedik gerçekten değil mi? Yok. Daha nasılsınız? Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Ay geldik de inşallah zamansız gelmedik. Efendim yok, olur mu öyle şey ya? Vallahi düşüncesizlik etmemişizdir umarım. Yok, ben bir çay koyayım hemen. Hayatım sen de bana yardım eder misin? Çabuk olsun çay. Ay böyle yüzsüzlük görmedim ha. Pazar gecesi akşam saati çat kapı misafirliğe gelinir mi hiç? Görgüsüz işte bunlar, görgüsüz. Sen bardakları götür, ben çaydanlığı getiriyorum. Kurabiye murabiye çıkarmayacak mısın? Ne kurabiyesi ayol? İki bardak çayı içsinler de ben karşılarında böyle esnemeye başlayacağım. Vallahi gitsinler terbiyesizler. Bak içeride fısıldaşıyorlar, duyuyor musun? Tabii, bir karış oldu karının suratı bizi görünce, fark etmedin mi? Sanki etlerinden et kopardık. Ay evin de zaten haline bak, ortalığı götürüyor. Çayı içip hemen kalkalım terbiyesizler. Geliyorlar. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz efendim. Efendim sevgili komşularımızın bizi mutlu eden sürpriz ziyaretinin çok verimli geçtiğini kamuoyunun bilmesini isterim. Evet, gündemdeki konuları ele aldığımız gayet faydalı bir görüş alışverişi gerçekleştirdik. Şuna bak şuna, nasıl da yalan söylüyor. İyi yalan söylüyor ama sıra bize geliyor. Altında kalmayalım bu yalanların. Şöyle güzel geçti, böyle güzel geçti diyelim, tamam mı? Yere göre sığdıramayalım ev sahipliklerini, tamam mı? Tamam. Terbiyesizler. Sayın seyirciler, Ocak ayında 60'tan fazla işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. İşçiler artık evden bir daha dönmemecesine çıkar hale geldi. Buyurun izleyelim efendim. Of, çok heyecanlıyım ya. Bir çıksalar da sağ salim. İnşallah kardeş, inşallah. Sizden bekliyorsunuz. Ya ben de bekliyorum. Erkek mi kız mı? Erkek. Benim ilk de o yüzden biraz heyecan var bende. İlkinde ben de çok heyecanlıydım ama alıştım artık. Sizin kaçıncı? Vallahi bununla 20 olacak. 20 mi? Amba çokmuş ya. Yok canım, yine de az. Benim bir arkadaşım var 40 tane. Ne? 40 mı?
40 ya. Ama benim 20'si farklı yerlerde oldu. Kimi iskelenin tepesinde, kimi kalasın altında, kimi asansör boşluğunda. Hadi ya. Kazayla mı, isteyerek mi? Hepsi kazayla. Dedim ya, kimi iskelenin tepesinden düştü, kimi kalasın altında kaldı, kimi asansör boşluğundan tepe üstü çakıldı. Şey, anlamadım ben ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Müjde, bir oğlunuz oldu. Aha, başınız sağ olsun. Bir işçiniz daha öldü. İşçi mi? Hadi gözün aydın. Kardeş, benden sana bir tavsiye. Çocuğunu iyi okut da işçi olmasın, tamam mı? Tamam. Sayın seyirciler, ülkemizde yapılan işsizlik araştırmaları sadece iş arayanları kapsıyor. Ümidini kestiği için iş aramayı bırakanlar istatistiklerde görünmüyor. Bu kişilere iktisat biliminde ümidi kırılmış işsiz de deniyor. Buyurun izleyelim efendim. Dede, sen nereden emekli oldun? Ben işsizlikten emekli oldum evladım. Bir fiil 36 yıl 8 ay işsizlik yaptım. Ne kadar çok çalışmamışsın dede ya. Parmakların hep ondan mı Nasır? Boş boş beklerken sıkıntıdan sağa sola böyle tık 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 yapa yapa Nasır tuttu işte parmaklarım. Peki nerelerde çalışmadın sen dede? Oho, ben nerelerde çalışmadım ki? Bizim zamanımızda şark hizmeti vardı mesela. 5 yıl Kars'ta işsizlik yaptım. Ama ilk acemi işsizliğim Manisa Kırkağaç'tır. Ondan sonra da usta işsizliğimi de Ankara Mamak'ta yaptım. Şey, ümitsiz işsiz mi derlerdi size dede? Ümitsiz ev adamları da derlerdi. Ümitsiz ev kadınları diye bir dizi vardı o zamanlar. Sabah 6'dan akşam 8'e, 9'a mesai olunca daha da geç vakte kadar her gün işsizlik yaptım. Hem de hiç izin kullanmadan. Yav dile kolay çocuk, 36 sene 8 ay. Peki nasıl ümitsiz işsiz oldun dede? İşte nasıl oldum? Bir gün yine böyle işsiz beklerken kalbim durmuş. Beni hastaneye kaldırmışlar. Bak anlatayım sana. Hocam çok az nabız var. Elektroşok uygula hemen. Hala çok zayıf. Yükle bir daha. Yok fayda etmiyor hocam. Geri döndüremiyoruz. Nabız her an durabilir. Son çare o zaman. Sen geri çekil. Adı neymiş? Kamber. Kamber. Beni duyuyor musun Kamber? Ayda 1800 lira maaşla bir iş var. Kadrosu, sigortası her bir şey var. Nabız hala zayıf hocam. Yılda 2 maaş ikramiye Kamber. Yemek fabrikadan, servis var. 3 yılı doldurduktan sonra da 45 gün izin var Kamber, sana diyorum. Hocam nabız hala çok kötü. Sanırım bu vaka ümitsiz. Evet, bu vaka ümitsiz. Ya işte böyle evladım. Ben öyle bir iş teklifine bile refleks göstermeyince beni ümitsiz işsiz sınıfına ayırmışlar. Ölmemişim ama malulen emekli olmuşum işsizlikten. Vay be dede, helal olsun sana. Ya ders çıkart bunlardan, ders. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.